C3'ten ölen mahkum mu? Evet efendim. Yürü de ense tıraşını görelim müfettiş. Girin. Efendim Ahmet Bey telaşlı telaşlı bahçeye doğru gidiyor. Neden acaba? Hiçbir fikrim yok efendim. Ahmet Bey. C3'ten vefat eden mahkumun cesedini otopsi ve tahlil için hastaneye yolluyoruz. Acil bir durum olursa sizi nerede bulalım? Tamam sergeant, yollayın. Ziyaretçim var, bahçede olacağız. Cezaevine bütün girişler kapatılmış da efendim, hatırlatırım. Ziyaretçi annem sergeant. Yani iddiası imkansız bir anne. İçeri girmek için diretmiş. Ayrıca az önce bana dikte ettiğiniz emri verenin de ben olduğumu size hatırlatırım. Anlaşıldı. Ahmet Bey artık iyice kontrolden çıktı. Efendim cezaevinin durumu zaten beterdi. Böyle maskeler, sedyeler, ceset torbalarıyla iş iyice çığırından çıktı. Ben bile ne yalan söyleyeyim, ürktüm. Girişte bekleyin Alaaddin Bey. Peki efendim. Oğlum neler oluyor burada? Asıl siz söyleyin. Dışarıda neler oluyor anne? Hilal'e yaptığınız o çirkin teklifi biliyorum. Hasan Bey'inki o söyledi. Tahmin ettim. Yanılmadım da. Ben annemi tanıyorum. Yolda da Turgut Reis'i görünce her şeyi anladım. Bir de asalet merakınız vardır. Söyleyin şimdi, siz mi asilsiniz, Hilal mi? Siz gidip onu tehdit ettiniz, o bana hiçbir şey söylemeden denize açıldı. Dün geceki fırtınada kayboldu. Hayatından endişe ediliyor. Hiçbir yerde bulunamıyor. Belki de boğuldu. Ben böyle olmasını istemedim. Hadi canım, bana rol yapmayın. Sevdiğim kadını bir kez daha elinden alıp ölüme yollamayı becerdiniz. Bununla övünebilirsiniz yani. Efendim ben etrafı bir kolaçan edip geliyorum. Ekrem Bey, ne görürseniz, ne duyarsanız bana hemen bildirin. Böyle kriz günlerinde daha dikkatli olmalıyız. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. Müsaadenizle. Ekrem, cezaevindeki gözünüz kulağınız. Girin. Efendim Ahmet Bey'in annesi suratından düşen bin parça idari binaya doğru geliyor. Ahmet Bey yanında yok mu? Yok. Sanki birbirlerine girmişler gibi bir izlenim edindim. Peki efendim. Gelin bir kahve içelim. Hemen şurada cezaevinin karşısında.
Hakan Bey. Sağlık Müdürlüğü'nden iki görevli geldi efendim. Sakin olun Aysel'im. Ufak tefek tatsızlıklar bunlar. Nasıl olsa gelir geçer. Üzülmeyin. Ahmet kızgın bana. O balıkçı kızın oğlumun eşi olmasını istemiyorum. Haksız mıyım? Haklısınız Aysel'im. Sizin yerinizde kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi. Hiç kuşkunuz olmasın. Hem Ahmet Bey'in özel hayatında yaşadığı bu iniş çıkışlar iş hayatını da olumsuz etkiliyor. Daha şimdiden verdiği zararı görüyor musunuz? Ahmet Bey'in kariyerini hiç kimsenin alt üst etmeye hakkı yok. Ama korkarım bu balıkçı kız sevdası ona bu kötülüğü yapacak. En büyük korkum bu. Tansel Hanım, en büyük korkum bu. Ahmet, karısı Selma'nın ölümünden sonra uzunca bir süre toparlayamadı kendini. Buna benzer bir durumu tekrar yaşamasını istemiyorum. Oğlunuzun sizin gibi bir annenin tecrübelerine kulak vermesi gerekir Aysel Hanım. Ama o kalkmış bana haddimi bildiriyor. Domuz gribi olmasın bu Meret. Sadece Amerika'dan havalanacak değil ya bu virüs. Bizim cezaevimizin neyi eksik? Televizyonda, gazetede görünce yalan gibi oluyor. Ama buradaki durum ciddiye bindi diyorsunuz ha? Öyle. Tehlikeli yer. Bizi de etkiler mi bu virüs? Sırf mahkumlara etkilese olmuyor mu gözüm? Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Nedir? Durum ciddi mi? Maalesef. Karantina söz konusu olabilir mi? Nasıl yani? Bütün cezaevi için mi? Bir makale okumuştum. Çok ciddi ölümlere yol açan bir salgın sebebiyle geçmişte bir cezaevi karantinaya alınmış. Efendim. B3, C1 ve B2'de 3 yeni vaka tespit edildi. Tamam, geliyorum. Piyango bana vurdu. Ya su birini su ver bana. Bana bakın, o bardağı sonra kimse kullanmasın. Ya kuduz olmuşum gibi davranmayın bana ya! Oo, yüksek ateş sinir yapmış sende. Ya herkes ölüyorsa... Ya herkes ateşlenip ölüyorsa... Perihan, haber verdiniz mi? Ne zaman gelip alacaklar bunu? Verdik. Gelirler şimdi. Ya vebalı değilim ben. Daha sana ne olduğunu bilmiyoruz ki güzelim ya. Bir sakin ol. Ama hepiniz benden kaçıyorsunuz. Bulaşıcı diyorlar. Hastaneye giden gidene. Bak, ben bile 3,5 atıyorum korkudan yani. Hastaysan orada edebine yat. Ya ölmek istemiyorum ben ya. Ateşlenen mahkum nerede? Şurada.